Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarını 28 Ocak-4 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Ya da kahve falınızda neler çıktı Aslan burcu olarak? Bu haftaya hitap edelim. Neler var, neler yok? Hayatımızda olan maddi kaynaklarımız, kullandığımız para diyebileceğimiz ya da çalıştığımız iş, hatta eğitim hayatımız ya da ilişkiler, hanemiz oturduğumuz ev gibi konulara bakmaya çalışacağız Tabii çıktığı kadar bakalım bu hafta hangi konularda action durumları var ve gördüğünüz gibi bu alanda bazı konular ama bu alan gayet sakin görünüyor şimdi tabi sakinliği e, tabaktan sonra belli olacak ama bu bölüm dediğimiz alan arkadaşlar aile hane ikili ilişkiler şimdi pazartesi salı ve çarşamba aslında sakinlik var diyebilirim. Sisli puslu alanlar var ama sakinlik var. Hani ne yapmayı düşünüyorsanız yapacağınız konularda önünüze engeller çıkmaz. Bugün bunu yapacağım, yarın bunu yapacağım. Çok da güzel gider. Çarşambadan sonra sadece iki kişi koşturarak bir yöne yönelmiş çıkıyorsunuz. Burada düz bir çizgi. Bu düz çizginin de aslında anlamı Yine planlı bir şekilde yapacağınız haneniz ya da aile ikili ilişkilerle alakalı planların düzgün gideceğini ifade ediyor. Biraz sıkıntı iki kişi dediğim için yanınızda olan ya da çevrenizde olan kişilerle alakalı ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bunun haricinde düz görseller çıkmış. Para var mı derseniz para var ama belirsizlik içinde olan paralar ufak tefek paralar olarak görünüyor. Dediğim gibi sakinlik var, huzur var diyebileceğim. Bir anahtarınız var mesela burada evde yapacağınız bir iş, yeni bir başlangıç. Parasal konularda da ufak tefek gelişmeler, küçük küçük perşembe ve cuma yaşayabilirsiniz. Esas mevzu gördüğünüz gibi para kaynakları yani maddi kaynaklar dediğimiz alanda. Şimdi bakın burada şurada duruyorsunuz. Şimdi bu duruş ayaklarınız böyle bir ağırlaşmış, kalınlaşmış, bulunduğunuz yerde sıkılmış görünüyorsunuz. Kafanız geçtiğimiz haftalarda yaşamış olduğunuz bir tartışmaya takılmış çıkıyor. Yani aslında burada sanki geçtiğimiz haftalarda bir kişi diliyle yalnız sizi incitmiş. Buradaki e, para konuları olabilir, e, eğitim konuları olabilir ya da iş yerinizdeki bir kişiyle alakalı olabilir. Müthiş derecede pazartesi günü bu konuları ya da bu mevzuları önünüze çıkartacak bir, bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani ben burada bunu yaşadım ama kabul etmiyorum dediğiniz bir konu. Ve bu kabul etmediğiniz konuyla alakalı da enseden baş ağrısı görselleriniz var. Ya da bir kişiyle bir tartışma yaşayacaksınız. Bu biraz geçmişe döndüğü için bu şekilde anlattım ama bu tartışmaya da takılmış çıkıyorsunuz. Çünkü karşınızda tartıştığınız kişi Akrep görsellerinde çıkıyor. Yani dili sivridir akreplerin. Ee, dilinin sivriliğinin dışında nasıl diyeyim size ee, ölç alma. Şimdi kötü akrepten bahsediyorum. Çünkü burada kötü akrep görselleri var. Ölç alma isteği olabilir. Bir konuda e, diliyle fitne, ficur fesat karıştırabilir görselleri var. Akrebin genel özelliği fallarda bahsediyorum yalnız arkadaşlar. Akrep burcuna gitmesin konu. Yani burada siz karşınızdaki kişinin ne yaptığını farkındasınız fakat sanki arkanızı dönmüşsünüz. Hani tartışmayı yaşamış, geri dönmüş, uzaklaşmış çıkıyorsunuz ama gene önünüze çıkacak. Ve burada destek alacağınız kişi de görünmüyor çevrenizde. Pazartesi günü bu yüzden düşünceli çıkıyorsunuz. Genelleme yapacak olursak kafanıza takılan ikilemde kaldığınız bir konuyla alakalı düşünceli çıkıyorsunuz diyebiliriz. Salı günü gene kalp konuları, kalp kırıklığı yaşadınız. Bu durumla alakalı bir kişiye haber gönderebilirsiniz. Bu gönderdiğiniz haber sizden çıktığı anda oh be diyeceksiniz. Burada verebileceğiniz bir karar da olabilir. Ama hep bir ikilem var. Bakın iki kişi yan yana kol kola ikilemde gene. Hani bir destek de alıyorsunuz burada. Arkanızdan size hadi yürü devam et güzel bak burada bu fikrin, bu mantığın ya da işle alakalı, parasal konularla alakalı bu durum güzel diyorlar ama hep bir ikilem var. Bu hafta özellikle pazartesi, salı hatta biraz da çarşamba diyeceğim. işinizle alakalı ikilemleriniz kararsa şu tepkiyi vermeli miyim, vermemeli miyim? İşte burada bu oldu ama ben bunu yaptım ama keşke yapmasa mıydım gibi böyle iç dünyanız biraz karışık. Salı günü özellikle parasal konularla alakalı eğer bir beklentiniz varsa üstünü kapatan bir kişi ya da bir mevzunuz var. Daha ki çarşamba sonuna kadar İki görselleri parayı ifade eder. Para konularıyla alakalı beklenti içinde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve aslında perşembeden sonra da e, çevrenizin çok kalabalık olduğu ama sizin bir konuya takılı kaldığınız ve o konuyla alakalı da yanınızda bir kişiyle devamlı konuştuğunuz görünüyor. Burada ayaklar yere basmamış. Havada kaldığınız bir konu, havada kaldığınız bir süreç olabilir. İşinizle alakalı yoğun bir tempo olabilir ama siz bir yere takılmışsınız, bir konuya takılmışsınız. Hem işi yapıyorsunuz hem de o takıldığınız konuya bakıyorsunuz. Ne olacaksa aslında pazartesi ki ruh haliniz haftaya yayılmış görsellerinde çıkıyor diyebilirim. Özellikle... <laughs> Çarşamba gününden sonra biraz daha rahatsınız. Fakat burada bulunduğunuz yerde olmak istemiyorsunuz görselleri var. Perşembe, Cuma bu konularla alakalı da baya karışık. Yani burada iş yerindeki işinizle alakalı karışıklık olabilir. Parasal konularla alakalı karışıklık olabilir. Çok şükür ki Cumartesiden itibaren Cumartesi, Pazar diyebileceğim alanda daha temiz ve rahat görünüyorsunuz. Burada sadece hafta sonu için para harcama görselleriniz var. Bir kişi direkt sizi ortaya bunu al bunu harca diye atıyor yalnız böyle arkanızdan ittiriyor görsellerinde çıkmış arkadaşlar bu hafta yani aslında baktığımız zaman işiniz ve parasal konularla alakalı tartışma ve kalp kırıklığı yaşanabilir bir paranın üstü kapanabilir ve genel hatlarıyla oraya takıldığınız için de haftayı bu şekilde bitirirsiniz görselleri var şimdi buradan ekleyebileceğimiz bir şeyler var mı şöyle bir bakalım ya sözünüz benim haftam nasıl geçecek? Aile konularında, aşk konularında şanslı olduğunuz bir hafta ama parasal konularla alakalı durup durup önünüze engeller çıkabilir. Ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz. <laughs> Bakın. Şimdi burada da gene iki baş görüyor musunuz? Gidiyorsunuz iki kişi. Hani iki kişinin yaptığı bir işte o ikinci kişiden de zarar görme olabilir. Arkanıza bakmadan yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Burada bu hafta bir miras konusu söz konusu olabilir bazı aslanlar için. Burada S harfi de çıkmış bu arada. Baktığım zaman hafta sonuna kadarki olan döngüde hep bir karışıklık atlaya zıplaya hoplaya geçireceğiniz bir hafta var diyebilirim. Sırtınızda yükler birikmiş karşınıza duran bir engelle mücadele ediyor olarak çıkıyorsunuz. Burada bir de aynı zamanda hesaplaşma var. Ben bu hesabı göreceğim ruh hali de var diyebiliriz. İlişkilerde baktığım zaman başımın üstünde yeri var dediğiniz bir kişiye sağlık problemi yaşayabilir. Pazartesi salı özellikle görsellerinde çıkıyor. Sonrasına baktığım zaman daha sakin yolunu bulduğunuz eşler ya da ilişkilerde perşembe cumaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Neden perşembe ve cumaya dikkat etmeniz gerekiyor derseniz küsüyor partneriniz ya da eşiniz. Eline bir konu almış çocuklarıyla mı alakalı, kendi hayatıyla mı, ailesiyle mi alakalı? alakalı Bilemiyorum ama hani siz sanki ona bakıyor o arkasına dönmüş elindeki olan işle daha çok ilgileniyor sizi görmüyor görsellerinde çıkıyor bu hafta sonuna doğru iletişim yetersizliği de olacak bu arada aranızda hani sizin konuştuklarınızı anlamaz ya da o sizin e, konuştuklarınızı anlamaz diyebiliriz hafta sonu ama bu iletişimsizlik konularını toparlarsınız diyebilirim. Bunun dışında ailede ne var diye şöyle bir baktığımda tekrardan tekrardan bakıyorum. Birbirine bağlı bir para konunuz var ama bu para konunuz kafanızda, hayatınıza yansıması bu hafta için uygun değil. Sadece bir yerden bir para bekliyorsanız ama küçük bir para 7 rakamı var yanında. O paraya olta atmış elinize düşer diyebiliriz. Hafta ortası görsellerinde çıkıyor. Oradaki tanımda Gördüklerimi sizlere ifade etmeye çalıştım. Hayrınızda olan size iyi gelecek tüm dediğim güzel şeyler önünüze düşsün. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz bol olsun arkadaşlar. Bu haftaki falınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falınızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.